Turizm Gerçeği'nin 18. bölümünden herkese iyi bir hafta dileğimizle programımızı başlatıyoruz efendim. Mayıs ayının sonlarına yaklaştık. Nisan ayıyla karşılaştırdığımızda ticaretçi sayısı açısından bölgemiz gerçekten iyi bir rakama ulaştı diyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? 5 yıldızlı oteller, kıyı bandında bulunan otellere baktığımızda bazıları özellikle fazla rezervasyon bile aldığını söyledi. Bunları gözümüzle gördük. Caddelerimizde, plajlarımızda gözle görülür bir hareketlenme vardı. Ama özellikle bu her şey dahil çalışan otellerin içine girdiğinizde dolu dolu her yeri müşteri kaynayan ortamları gördük efendim, şahit olduk. Yalnızca Marmaris mi? Hayır tabii ki. Antalya'da da Bodrum'da da benzer bir hareketlenme yaşandı Mayıs ayı içerisinde. Bu geçtiğimiz yıllarda da yaşanırdı. 2016 hariç diyelim, hemen bunu söyleyelim. 2016'da ciddi bir durgunluk vardı Mayıs ayında bu dönemde. Ama geçtiğimiz yıllarda da gerek Paskalya'nın etkisi olsun, gerek Avrupa ülkelerinde farklı dönemlerdeki okul tatillerinin denk gelmesi olsun, Mayıs ayında bir canlılık yaşanırdı. Geçen sene kötü bir yıldı ama bu yılda bu hareketliliği gördük. Peki bu neye bağlı? Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris'te yaşanan bu doluluk. Evet, oteller doluyor ama bu nasıl doluyor? Bir işin biraz da bu yönüne bakmak gerekiyor. Hangi fiyattan gelip kalıyor bu turistler? Otellerin dolması tek başına turizmimizi, ülkemizi kurtarıyor mu? Bunun cevabını arayacağız bu programda. Şimdi efendim, bir araştırma yapılmış. 2016 yılındaki otel fiyatlarına yönelik olarak yapılmış bu araştırma uluslararası kuruluşlar tarafından. Avrupa'daki ortalama otel fiyatı 2016 yılında 69 eurolar, 69-70 euro seviyesinde gerçekleşmiş. Ülkemizde, Türkiye'de ise 2016 yılının ortalama otel fiyatı 38-39-40 euro. Tabii tüm yılı bir kesit olarak tüm yılı alıyorlar. O tüm yılın ortalamasını buluyorlar. Şimdi Avrupa'da 69-70 euro, Türkiye'de 38-39, en iyi haliyle 40 euro ortalama var. Yani yaklaşık arada 29-30 eurolara yaklaşan bir fark var efendim. Bir turist gidiyor Avrupa'da 70 euro vererek kalırken aynı değerdeki bir otelde Türkiye'de 40 euroya kalabiliyor. Bu, evet, Avrupa'nın bir yüksek standarttaki bir gelir düzeyi var. Ona göre fiyatlar orada da yüksek işliyor diyebiliriz ama şu açıdan da karşılaştırmak gerekiyor. Otellerimiz, bir kere bizim maliyeti Avrupa'daki otellere göre daha yüksek oteller. Daha çok personel çalıştırdığımız bir gerçek. Avrupa'daki otellerde kişi başına düşen, ziyaretçi başına düşen personel sayısı bizdekinden daha azdır. Artı elektrik, su faturaları daha yüksek Türkiye'de. Yalnızca bunlar mı? Hayır, gıda, et başta olmak üzere gıda maliyeti daha yüksek Türkiye'de. Alkol maliyeti çok çok daha yüksek. Tabii ki bunların hepsini bir tarafa bırakın. Bizde her şey dahilken konaklama, Avrupa'da oda kahvaltı kalarak 70 euro ödüyorlar. Bizde her şey dahil hem de çok lüks otellerde, Avrupa'daki otellerden daha yeni, daha lüks otellerde, özellikle Antalya bölgesinde daha lüks otellerde 39-40 euroya kalıyorlar. Böylesine ters bir durum var ortada. Hadi diyelim içinde bulunduğumuz zor yılların bir sonucudur bu. Ama şöyle bir kalıcı etki ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu fiyatlar nasıl oluşuyor? Onu konuşalım. Bu fiyatlar bir kere Türkiye'ye gelmek istemeyen bir turist kitlesi var ve bunlar İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz gibi ülkeleri tercih ediyorlar. Hatta Bulgaristan'ı, Ruslar Kırım'ı tercih ediyorlardı. Ama şimdi Türkiye ile Rusya'nın charterları başlatması, Avrupa'da da sıkıntılı durumda olduğumuzu biliyorlar, ilişkilerin gergin olduğunu. İşte müşteriyi ikna etmek için tur operatörü gelip otelciye diyor ki, fiyatları düşürmezsek başka türlü getiremeyiz bunları. Şimdi fiyatları otelci düşürünce tur operatörü o farkı cebine mi atıyor? Hayır efendim. Tur operatörü de aslında satışta düşürüyor. Onlar da çok memnun değil durumdan. Onlar da
geçmişe göre daha aşağıdan fiyat vererek turları satmaya çalışıyorlar. Tabii ki müşteri kazançlı çıkıyor ama hangi müşteri? Aslında buraya gelip de bizim bu güzel doğamızın, güzel tarihimizin değerini bilen turistler değil de aslında ömrü boyunca bu fiyatlarla tatil fırsatını ele geçiremeyecek kitleler var. Bunlar diyorlar ki bu fırsatı kaçırmayalım, gidelim. İşte bütçemize de göre bir tatil var Türkiye'de. Onlar bu işten kazançlı çıkıyorlar. Onları getirmiş oluyoruz bu güzel ülkemize. Tabii ki onlar da gelsin ama değerin altında geliyorlar. Hadi diyelim bu fiyatlar bu yıl böyle oldu. Seneye düzeltiriz, işler yoluna girer Avrupa'yla. Nitekim öyle de oluyor. Liderler aralarında konuşuyorlar. Sorunları çözelim diyorlar. Bu gayet güzel bir gelişme. Politik olarak en azından Avrupa'dan siyasi ve yaşam açısından uzaklaşmamamız gerekir. Tamam diyoruz ama o inen fiyatlar bir kere geriye gelmesi öyle kolay olmuyor. Bu sene 20 euro altına verdiğimiz otelleri seneye 20 euro üstüne vermemiz öyle kolay olmuyor. Fiyatlar kademeli olarak herhalde diyoruz bir 3-5 yıl içinde eski haline, yani nedir, 2014-2015 fiyatlarına ancak 3-5 yıl sonra yaklaşabilir. Eğer her şey yolunda gider, coğrafyamızda, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada daha olumsuz şartlar ortaya çıkmaz ise. Şimdi bunu bir tek biz Marmaris açısından düşünmeyelim. Bu söylediğimiz turizm gerçeği Antalya'da da, Bodrum'da da, Çeşme'de de geçerli. İşte bakın Antalyalı turizmciler, geçenlerde bir toplantı yapılıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantısı ve orada ikinci başkan konumundaki Yusuf Hacı Süleymanoğlu, ki kendisi Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin eski başkanıdır. Turizmin içinden gelme bir iş adamıdır. O şunu söylüyor. Maalesef diyor, turizmcimiz paniğe kapıldı. Rekabeti yine fiyat rekabetine dönüştürdü. Müşteri kapmak için kendi aralarında olmadık bir rekabete girdiler. Bu da bize zarar verdi, zarar veriyor. Bunu düzeltmemiz uzun yıllar alır diye Antalyalı turizmci de bu kötü tablodan yakınıyor. Otellerimiz doluyor ama çok da iç açıcı bir şekilde dolmuyor efendim. Bunu özetle söylemeye çalışıyoruz. Hatta biraz daha fazlasını söylemiş Yusuf Hacı Süleyman. Ziyaretçi sayısında diyor, evet geçen yılın üstüne çıkacağız, öyle görünüyor. Antalya'ya geçtiğimiz yıl 8 milyon civarında turist gelmiş. Pardon, 6 milyon civarında turist gelmişti diyor. Bu sene 8 milyonu yakalayacak gibi gözüküyoruz. Hatta bu 12 milyona da çıkabilir. Ama bu durum bize kazandırmıyor diyor. O da fiyatlarımız çok düşük, çok aşağılarda diyor. Defalarca uyarı da yaptık otelcimize demiş Antalyalı iş adamı. Ama dinletemedik. Maalesef yanlış giden bir fiyat indirim politikası var. Fiyat kırarak otellerimiz, tur operatörlerimiz birbirinin müşterisini kapmaya çalışıyor. Olan budur diye özetlemiş. Bunu telafi etmek uzun zaman alır demiş. Biraz daha bilgi verelim efendim. Avrupa'da, Almanya pazarında şu anda ne yazık ki bir iyileşme görülmüyor. Yani bir eksi gidişat var. İngiltere durağanlaştı. Yani geçen yılın rakamlarında sayılır. Ne artıyor ne eksiliyor. Ama Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Avusturya pazarları daha da düşmeye devam ediyor. Bu kötü bir tablo özellikle Antalya açısından. Çünkü fazlaca bir bağımlılık var bu pazarlara orada. Bizde de yok mu? Bizde de var Marmaris'te. Ama bizim yatak sayımız Antalya'nın tamamına baktığınızda daha kısıtlı sayıda. Bu bakımdan Antalya'nın riski daha yüksek görülüyor efendim. Aylık olarak aslında %52 oranında bir artış da yakalanmış. Yıllık baza vurulduğunda %18'lik artış demek. Tüm bu saydığımız pazarların artışı bu. Rusya, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu'yu da ekleyelim buna. Buna karşın memnun etmiyor bu Antalyalı turizmcileri. Bu sayısal artış, ziyaretçi sayısındaki artış gelirlere yansımıyor. Çünkü otel gelirleri düşüyor maalesef ki. Son dakika satışlarında bir umut var. Raporlardan bunu anlıyoruz.
Evet, bunu biz aylar önceki programlarımızda da söylemiştik. Aslında 2017 bizler için bir son dakika yılı olacak. Yani turizmcimiz son dakika satışlarıyla gelen turistlere bakıyor. Ama bunun da kötü yanı, bu son dakikacılar en uygun fiyatı kim veriyorsa oraya giden turist tipidir. Biz de kötü bir durum ama bunları bekliyor durumdayız şu anda. Son dakikacıları biz derken tüm kıyı bandındaki tesisleri kastediyoruz, bölgeleri kastediyoruz tabii ki. Şimdi oda fiyatları Avrupa'nın altında dedik. Halbuki oda fiyatlarımız 2013 yılında nasılmış? Efendim, 2013 yılında Türkiye'deki otellerin oda fiyatları Avrupa'nın en hızlı artış gösteren otellerinin fiyatında başı çekiyormuş. Yani 2013 yılında biz rekor kırarken oda fiyatlarının artışında bu yılda düşüşte görünüyoruz. Düştükçe düşüyor fiyatlar. Maalesef bölgemizde de duyuyoruz rakamları dile getirmeye içimiz gönlümüz razı olmuyor, el vermiyor ama gerçekten düşük fiyatlarla bir rekabet havası var oteller arasında. Bunda biraz da şunun etkisi var. Hem otel idarecilerinin, profesyonel yöneticilerin hem de otel patronlarının tabii ki bir kendini tutamama, bu rekabete panik havasına kapılma durumu var. Bir kere profesyonel otel idarecisi olan bazı arkadaşlar patronlara iyi görünmek için en azından oteli dolduruyor bizim müdür denmesini sağlamak için patronu ikna ediyorlar fiyat kırmaya. Piyasa böyle, biz de kırmazsak alamayız deyip bu yola başvuranlar var. Bunu geçelim, bu işin uzmanı ve içi el vermeyen fiyat kırmaya profesyonel yöneticilere ise turizme uzak olan patronların baskısı var. Fiyat kır nasıl olursa olsun, al müşteri doldur günü kurtaralım diyen patronların da etkisi var bu işte. İşte bu iki etken maalesef otellerin dirençsiz kalmasına yol açıyor. İşte demin söyledik ya, Antalyalı çok uzman bir iş adamı turizmde Yusuf Hacı Süleyman uyardık diyor. Defalarca dile getirdik, aman fiyat kırmayın, paniğe kapılmayın. Bu çok sayıda alıp çok düşük fiyattan almak kâr etmez dedik ama dinletemedik diyor. Uyarıları dinleyen de yok efendim. Herkes münferit günü kurtarmaya çalışıyor. Gün belki kurtulacaktır ama sezon sonu geldiğinde çevremizden duyuyoruz, Marmaris'te de diğer illerde de kapısına kilit vurabilecek riskli otellerin arttığını, çoğaldığını duyuyoruz. Yalnızca oteller mi, işte demin dedik ya, tur operatörü de memnun değil durumdan. Onlar da fiyatın inmesiyle kâr ediyor değil aslında. Yakın çevremizden, tur operatörlerinin, bölge temsilcilerinden duyuyoruz. Onlar da müdürlerini, üst düzeydeki personellerini çıkararak maliyet düşürme yoluna gidiyorlar. Bu nereye varır? Bu pek de iyi bir yere varmaz. Tur operatörü yılların deneyimli müdürlerine yolu gösteriyorsa, onları işte ofiste tutamıyorsa, çıkış veriyorsa gerçekten büyük soru işareti var. Umarız önlemi alınır. Bayram dönemiyle birlikte ziyaretçi akını bekleniyor bölgemize ama bu yerli ziyaretçiyi hangi bölge alacak, paylaşacak, nasıl bir paylaşımı olacak? Umarız kimsenin canı yanmaz. Bunun acısı da bayram döneminde ya da Temmuz-Ağustos'ta çıkarılmaz. O da olumsuz etki ediyor. Tabii aşırı yüksek fiyatlar da dengeyi bozuyor. O turistleri bir daha gelmemek üzere uzaklaştırıyor bölgelerimizden, hatta ülkemizden diyelim. Çok dikkatli bir dengede götürülmesi gereken bir dönemi geçiriyoruz. Umarız sonu iyi olur. Tur operatörlerine de kolaylıklar diliyoruz. Arada fırsatçılar var, evet. Çok ucuz zihniyetler var. Otellerden fiyat düşürterek bunu kar olarak elde ettiğini düşünenler de var ama çoğunluğu aslında tur operatörlerinin, onlar da otelcinin fiyat kırmasını istemiyor ama biraz müşteri baskısı diyelim. Gelmek istemeyen turisti, potansiyeli ikna etme baskısıyla oluyor bu işler. Evet, uzun lafın kısası ne diyoruz efendim? Daha da kötüye gitmeyelim. Uyaralım biz de, otelcimizi panikle hareket etmeyelim. Aceleyle yerimizden kalkıp da işte geri dönülmez adımlar atmayalım. Ve bir de
Allah kolaylık versin diye bir temennide bulunarak bu Ramazan ayının ilk günlerinde herkese kolaylık dileyelim efendim. Bölgemizi ziyaret eden önemli bir televizyoncu vardı hafta sonunda. Şimdi yaz geliyor ya, bu tür programcıları ağırlayacak bölgemiz ve sanatçıları ağırlayacağız. Bizler de Turizm Gerçeği programında fırsat buldukça onlarla turizm üzerine kısa sohbetler ederek sizlere ileteceğiz, sizlere sunacağız bu ekranlardan. CNN Türk Televizyonu'nun tanınmış ismi Güven İslamoğlu Marmaris'teydi. Bilenler için değil ama bilmeyenler için söyleyelim. Güven İslamoğlu doğa dostu, çevre dostu. Özellikle doğal su kaynaklarımızın korunması, ormanlarımızın, bitki türlerimizin, çeşitliliğimizin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi için kendini feda eden, cansiperane çalışan, ülkemizi dört bir yanını gezen ve haberleştiren, bunu ekranlara taşıyan, seyirci kalmayın diyen bir isim. Bu sefer biz onunla mikrofon uzattık ve dedik ki siz nasıl bir turistsiniz? Evet, programınızdan anlıyoruz aslında biraz nasıl tatilleri tercih ettiğinizi ama bize anlatın biraz daha ayrıntılı dedik. Bir bunu sorduk, bir de dedik ki efendim Türk turizminin, ülke turizminin daha iyiye gitmesi için sizin gözleminiz nedir? Ne yapılırsa birkaç aşamada ne yapılırsa ülke turizmimiz daha nitelikli bir turizm haline alır. Sektörümüz daha iyiye gider. Bunu sorduk. İşte şimdi bunu getiriyoruz ekranlarınıza efendim. Ardından veda bölümüne geçeceğiz. Güven Bey, sizi ekranlardan biliyoruz. Aslında çok da yabancı değil tatil anlayışınızın ne olduğunu tahmin edebiliyoruz ama sizden duyalım. Siz nasıl bir turistsiniz? Ne tür tatili seversiniz? Ekranlarda gördüğümüz gibi efendim doğanın içinde misiniz yoksa hani biraz da farklı bir şey olsun. Arada bir lüks oteller, beş yıldızlar şey dahiller olur mu? Ya aslında ben tuzlu suyu sevmiyorum. Tatlı su seviyorum. O yüzden gittiğim yer ilk sorduğum şey şelale var mı? Orman var mı? Doğallıktan yanayım. O büyük otelleri sevmiyorum. Çünkü büyük oteller bana tatil hissi vermiyor. Yaklaşık çocuğum büyüdüğünden beri bir 7 yıldır artık büyük otellerde tatil yapmıyorum açıkçası. Gittiğim her yer mesela ben Datça merkezi yeni gördüm. Marmaris'te bile ilk defa belki de Marmaris'te belki ikinci defa kalacağım Marmaris'teki otellerde. Hep Marmaris'in dışında dolaştım. Benim için önemli olan bu bölgenin sorunları, yani geleceğe taşıyabileceğimiz doğal güzellikler. Ya yani benim de göreceğim, çocuğumun da göreceği, torunumun da göreceği güzellikler. Ya yani şimdi mesela bazı tatil merkezine geliyorsunuz, beton bitmiş orası. Çocuğumuza bir şey gösteremeyiz orada. Ama yurt dışına gittiğiniz zaman öyle değil. Çünkü ben Norveç'e gittiğimde onlar şey dedi. Biz dedelerimizden aldığımız gibi çocuklarımıza bırakmak istiyoruz diyorlar. Ben o tatil anlayışındayım. Onu görüp onu ekrana taşımaya çalışıyorum. Tabii bunu yapınca da o tur yerlere gittiğim zaman, doğal güzellikleri gördüğüm zaman başka yere de gidemiyorum açıkçası. Yani bana bir şey diyorlar. Şurada bir yarım saat mesafede bir koy var. Oraya gidelim dedikleri zaman yok diyorum. Şurada 2-2,5 saatlik mesafede doğal güzel bir koy var. Sessiz, sakin. Otur yere gidelim diyorum. Orayı tercih ediyorum. Biraz gürültüden uzak. Yeşil göreceğim. Elektrik direği mümkünse görmeyeyim. Benim tatil anlayışım bu. Buraya geldiğim zaman da ona benzer yerler seçmeye çalışıyorum. Peki ülke turizmimizin gerçeklerini de aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Kitlesel turizm yapan bir ülkeyiz. Sizin anlayışınızın biraz tersinde kalan bir turizm anlayışı var. Hani bu birkaç önlemle düzeltilebilecek olsa, hani derler ya bir adaya düştüğünüzde yanınıza alacağınız üç şey. Sizde en önemli unsurlar olarak neyi görüyorsunuz? Ülke turizmimizin biraz daha kültüre, tarihe, doğaya dayandırılması için ne yapılması lazım sizce? Ya birincisi eğitim. Garip karşılayacak bazı kişiler ama benim için ikincisi din. Çünkü din unsuru çok çok önemli. Tarihin bozulmasında önemli, doğamızın bozulmasında önemli. Yani gazelle ceylanları var. Türkiye'de 350 civarında kaldı. Onların 350 civarında kalmasının tek nedeni oradaki Ceylan Baba türbesinden dolayı. Yani o türbeden dolayı insana ceylanı vurmuyorlar, öldürmüyorlar. Halbuki dinimizi insanlara iyi anlatamıyoruz. Eğer iyi anlatabilirsek biz bunları da koruyabiliriz. Çünkü Yaradan'ın yarattığını korumak zaten görevimiz bizim. Fakat onu iyi anlatamıyoruz biz insanlara. Din konusu çok önemli. Eğer din adamlarımızı iyi yetirsek, bu işi iyi organize edersek, camilere kadar taşırsak
Başarılı olacağımızı düşünüyorum hem tarih açısından. İkincisi tabii birincisi tabii eğitim. Eğitim çok önemli. İnsanlara bazı şeyleri göstermek gerekiyor. Onu göstermezseniz algılamıyor. Bugün gittiğiniz zaman Uzungöl, Trabzon bitmiştir. Hala bitirmeye çalışıyorlar. Ama Uzungöl'ün benzeri İsviçre'de göller var. Her yıl hala milyonlarca turist çekiyor. Biz sadece Arap turiste yöneliyoruz. 3 gün sonra Arap kalmazsa zaten orada da turistin gideceğini sanmıyorum. Bir Ayder Yaylası var. Türkiye'nin çok güzel yerlerinden bir tanesidir. 800 metrededir. Bugün Ayder Yaylası'nın kanalizasyon sorunu vardır. Kaçak yapılaşma sorunu vardır. Biz bunlara bu dönemde, bu çağda bunlarla uğraşırsak daha ileri götürmemiz mümkün değil. Bizim yapmak istediğimiz de İstanbul al senin olsun, Ayder senin olsun, Uzungöl senin olsun ama daha güzel yerlerimiz var, oraları koruyalım. Peki siz çok geziyorsunuz ülkeyi, dört bir yanını turluyorsunuz adeta. Gördüğünüz umut verici ışık var mı? Yani bu doğal zenginlik, bu hazine korunuyor mu bir yandan? Hani hep kötü örnekleri görüyoruz ama. Ya şimdi şöyle bir tehlike vardı ülkede. Korunuyor desem herkes korunuyormuş diye rahat edecek. O yüzden güzellikleri fazla göstermemeye, korunanları da korunmuyormuş havasına bürünüyoruz. Çünkü korunuyor dediğiniz zaman her şey normalmiş gibi davranıyorlar. Halbuki Türkiye'nin yani çok güzel yerlerimiz var. Mesela Kastamonu bölgesi, bakir ormanlarımız var. Hala korunuyor. Orada orman giderek büyüyor. Orman popülasyonu artıyor insan olmadığı için. Doğuda aynı şekilde yaban hayatımız var, boz ayılarımız var, muhteşem bir coğrafyamız var. Hala korunan yerlerimiz var ama farkında değiliz. O yüzden biz onları fazla ekrana da taşımak istemiyoruz. Aslında çok zenginiz. Yani Marmaris'te de çok zengin yerler var. Ama bunları gösterdiğiniz zaman korunuyor, her şey iyi gidiyor dediğiniz zaman insanlar üstün üstüne gidip daha da kötü hale getiriyor. O yüzden korunan yerleri ufak ufak gösteriyoruz. Hatta bazen diyorlar Güven Bey göstermeyin diyenler de oldu ya. Evet, Güven İslamoğlu bunları söyledi. Marmaris TV mikrofonuna, Turizm Gerçeği mikrofonuna kendisine teşekkür ediyoruz. Ve hazırladığı programı da yakın zamanda CNN Türk ekranlarında izleyeceğiz. Marmaris'i, doğamızı, doğa dostu, ulaşım şekli olan bisiklet turizmini anlattığı programına yakın zamanda CNN Türk ekranlarından izleyeceğiz. Geldik programımızın sonuna efendim. Turizm Gerçeği'nde bugün birazcık otellerimizin doluluğunu ama fiyat politikasını konuştuk. Ardından da Güven İslamoğlu'nu dinledik. Turizm konusundaki görüşlerini aldık. Şimdi de ilçemizde yaşayan tanınmış sanatçı Gökçe'nin bir parçasıyla sizlere veda edeceğiz. Neden bu parçayla veda ediyoruz? Gökçe Marmaris'te yaşıyor ve Marmaris'i tanıtma konusunda da gerçekten gönüllü bir Marmaris'i olarak çaba harcıyor. Son çıkan albümü Kırmızı Kurdele isimli albümden Armağan isimli şarkı, ilk video klibi Gökçe'nin ve bu klibi de Marmaris'in o güzel manzarasını arka fonuna almış, güzel çiçeklerini, bahçelerini almış ve bu güzel manzara eşliğinde çekmiş Gökçe. Basında sık çıkıyor haberleri bu sıra. Ekranda belki çok kısa görülüyor Marmaris ya da arka fon flu nasıl anlaşılacak Marmaris diyebilirsiniz ama yazılı basında, ulusal basında klibin Marmaris'te çekildiği ve özellikle hiçbir efekt kullanılmadığı, o doğal güzelliklere hiçbir efekt, güçlendirici efekt katılmadığı dile getiriliyor, yazılıyor. Bu yüzden Gökçe'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Marmaris'i bu güzel parçayla ekranlara taşıdığı, bölge tanıtımımıza sağladığı katkı için Armağan parçasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz ve iyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Ağlama bir
Elbet çatma kaşını bir gün.